Selamünaleyküm arkadaşlar. Tır Simülatör Ultimate'e hoş geldiniz. Arkadaşlar, herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Allah'ım oruçlarımızı ağız tadıyla tutabilmeyi bizlere nasip etsin. Güzel güzel iftarlar, sahurlar yapmayı bizlere nasip etsin. Ben bu oyunu silmiştim. Şimdi bir daha yükledim. Dedim birazcık oynayayım. Hoşuma gidiyor yani, böyle kafa dağıtmalık oyun bu benim için. Yüklediydim bu oyunu, beraber oynarız diye. Yani bayağıdır duruyor bende bu. Bir aydan beri duruyor. Arada bir desem. Bir sefer iki sefer oynadım. Dedim bir oynayalım beraber. Biliyorum bayağıdır video gelmiyor. Arkadaşlar esasen işimin yoğunluğundan. Eve baygın bir şekilde geliyorum. Şey öğrendim. Yurt dışına da gidebiliyorsunuz artık. Yurt dışına gidebiliyorsunuz. Ben bir sefer yaptım. Acayip uzun sürüyor. Ama zevkli oluyor. Şimdi bir bunun için VIP lazım. He, Mısır'a gidelim diyecektim 8.000 şeyde. İtalya'ya gidelim. Gaziantep'ten İtalya'ya ne diyorsunuz? Güzel bir fikir. Ya da Ukrayna'ya mı gidelim? Et götürelim. Veya ilk bölüm için kısa bir sefer olsun. Burdur'dan Kastamonu'ya. 4.000 lira. 686 kilometre. Gaziantep Erbil 780 kilometre. 2005 İzmir Burdur. İzmir Burdur daha iyi. Ama ondan önce şurada bir çarkı felek var. Şunu bir çevirelim bakalım ne çıkacak. Bu mu yani? 500 mü? Bunlar neymiş? Sen bir şöyle dur. Ha tamam. Araç sandığıymış. Hep bu geliyor. Neyse sağlık olsun. İzmir'den Burdur'a gidiyoruz arkadaşlar. 4.000 lira. Ben sürüyorum. Kar var mı? Sulu kar, kar fırtına, VIP 10 istiyor. Aman rastgele diyelim ya. Keyfe bir oynayalım. 300 kilometre bir yolumuz var. Ama yine bu yarım saat süreceğini düşünüyorum. Aha ne kar yağıyor. Arkadaşlar tırım BMC. Şunu şöyle şuraya koyalım da şu panellere bir şey yapalım. Mecbur klimayı da açmamız lazım ki camın buharı gitsin. Ben böyle hangi şeye gideceğimi de bilmiyorum. Arkadaşlar parmağım kameraya geliyor. Biliyorum. Ama birazcık böyle olacak. Hemen şöyle yükümüzü alalım, yolculuğa gidelim. Eyvallah bacım. Şöyle hız sabitini şu an açmasak iyi olur.
Sola döneceğim de nereden çıkıyoruz? Buradan. Arkadaşlar benim orayım şu an yani bir aydan belli. Şöyle söyleyeyim. Benim çalıştığım yerde bölümde şu an normalde 4 kişi çalışıyoruz. Bir bizim başımız var. Ondan sonra yani şöyle söyleyeyim. Ben şu an en alt kademedeyim. Ben dördüncü kişiyim. Bir en baş var. İki tane yardımcısı var. Yok. Bir yardımcısı var. Bir de biz ikimiz. En başımız ve şey hasta oldu. Onun yardımcısı hasta oldu. Yani iki kişi kaldık. Bizim görevimiz de malın depodan çıkışı. Tır, ondan sonra şoförlerle ilgilenme, yükün gitmesi, 250 ceza yedim. Mesela böyle ceza yememeler için bunlara ben dikkat ediyorum. Benim görevim sürücüler zamanında pauzasını yani molasını yapıyor mu? Bunlara ben dikkat etmem lazım. Yükü doğru dürüst aldılar mı? Müşteriye götürdüler mi? Doğru yere götürdüler mi? Bunların sorumlusu benim. Yani şu anlık benim. Tabii başım geldikten sonra benden o yük azalıyor tabii ki. Tabii ki şimdi normalde 4 kişiyiz. Yani şöyle büyük yani başımız. Ondan sonra bir arkadaş var. Öte onun yardımcısıyla ben yani iki vardiyız. Öyle söyleyeyim size. Yani üç vardiyız da iki vardiyız sayın. Biz böyle şeyler yapıyoruz. Ama tabii ki iki kişi olmadığı için birisi ameliyat oldu. Yani bizim şefimiz, maestamız. Ameliyat oldu kalçasından. Yeni kalça taktılar. O şimdi en azından bir 6 ay yok. Fuay baytamız da yani onun yardımcısı da bir dakika şuraya bir geçeyim de. Onun da işte yaşlı yaşının getirdiği hastalıklardan dolayı 2 aydan belli o da hasta. Neredeyse 2 aydan belli. 2 ay demeyelim de. Olay iş 2 tane acemiye kaldı. Yani tamam ben o öteki arkadaş benden daha tecrübeli. Bu branşta benden daha tecrübeli. Öyle söyleyeyim. Ama ya işte stresli oluyor. Gece vakti telefon geliyor veya işi bitirmişim eve geliyorum. Telefon geliyor geri gel. Böyle böyle olaylar oldu. Tırcıyı polis durdurdu veya şey pasaport gümrükten geçemedi veya işte polis bir şeyler oldu. Bunlarla ilgilen. Yani şoförü sağ salim tutuklanmadan veya başına bir şey gelmeden müşteriye gitmesini sağla. Bunlarla uğraşıyorsun. Veya yolda şoför hastalanıyor. Hastanelik oluyor. Bir şey oluyor. Ayağını kırıyor. Ayağını burkuyor. Ne bileyim karnı ağrıyor. Arkasından hemen başka şoför yetiştirmen lazım. Şey yapman lazım. Allah inansın. Problem çözmekten, baş ağrısından eve gelir gelmez uyuyorum. Çok yoruyor. Ama Allah'a şükür üstünden gelemediğim bir problem olmuyor. Bir gün de günlerden pazar. Neyse şu sağdan geçelim bir şey olmaz. Bugün de günlerden pazar ve
Yarın hadi geç. Yani normalde yarın gececiyim. Yani yarın gececiyim derken pazartesi günü akşam saat 8'de işbaşı yapacağım. Mazotumuz bitiyor, mazot alalım. Akşam 8.30'da işbaşı yapacağım. İşte ta ki sabahleyin öteki arkadaş gelene kadar. Öyle yani. O yüzden oyun gelmiyor, video gelmiyor. Bundan sonra Evilens oynayacağım. Birazcık iftardan sonra şöyle bir kendime geleyim. Mideyi birden yükledik. Öyle yani. Ha şöyle söyleyeyim. Ramazan beni yorar mı? Ramazan beni şu ana kadar hiç yormadı. Allah'a şükür 7 yaşından beri ben orucumu tutuyorum. Ha 7 yaşında nasıl diyeceksiniz? 7 yaşında tekne orucuyla mı başlıyorsunuz? Yani ben öyle başladım. Öğleden akşama kadar okuldan geldikten sonra birinci sınıfta başladığımı çok iyi hatırlıyorum. Birinci sınıfta başladıydım. Okuldan geliyordum. Okuldan akşama kadar oruç tutuyordum. Öyle başladım. İkinci sınıfta hafta sonları tutmaya başladım. Yani ben oruç tutmayı, Ramazan'ı çok sevenlerdenim. Bana başka bir huzur veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. 4 gün boyunca oruç tuttum. Normal gündeki stres halim yoktu. Baş ağrım tamam, susuzluktan baş ağrım oldu. Ama stresim yok. Daha sakin oluyorum. Allah'ın hikmeti bunlar. Ben seviyorum yani. Geçen hafta cumartesi günü çalıştıydım. Forkliftçi karnım ağrıyor diye işten çıkıp eve gitti. Forkliftin başına oturdum ve forklift sürdüm. Onun videosunu yapacaktım. Ondan sonra bir kağıt imzalattırdılar bu iş yerine başlarken. O iş yerinden hiçbir şekilde ne fotoğraf, ne video, ne de başka bir şekilde sosyal medyaya bir şeyin gitmeyeceğine dair kağıt imzaladım. O aklıma geldi. Onun için video yapamadım. Yoksa küçük bir video yapacaktım. Ama olmadı maalesef. Yani forklift'te sürüyorum. Sürmesini de biliyorum yani. Uzun sürelerde sürmüşlüğüm vardır. Bir de şu var, şunu da söyleyeyim. Allah nasip ederse, şu an tam belli değil. Ama vinç ehliyeti de yapacağım. Benim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Bazen vinççilere Allah, bazen vinççilere kızıyorum. Onlar da bana hep diyor ki, ya o kadar kolaysa gel yukarı, sen otur. Sen yap diyorlar. Ben de düşündüm taşındım. Onların ya şimdi ben ehliyetim vinç ehliyeti olmadığı için vinçe çıkamıyorum. Onların durumunu da öğrenebilmek için stresleri ne kadar işleri var şeyi var onları öğrenebilmek için iş yerine ne diyorlar ona? Vinç ehliyeti için
başvurdum. Dedim ben bunu yapmak istiyorum. Üstüme çıkaydım baba. Dedim bana burada yardımcı olur musunuz diye bir başvuruda bulundum. Ama daha yeni işçiyim. 2 aylık işçi olduğum için. Çok sıcak yüzlü şeyle mi bakmıyorlar? Çünkü çok pahalı bir ehliyet. Winch ehliyeti. Onun için bakalım. Ama onu da illa yapmak istiyorum. Ya abi kızmam nedenim şu. Adamlar yüksekte oturuyor. Aşağıdaki insanlara bazen dikkat etmiyorlar. Size şu şey bizim vinçleri nasıl anlatayım? Bizim vinçler magnetli vinçler. Alttaki mesela daha 1 metre arada fark var diyor. Aşağı indir diye hareket ediyor veya şeyden tesisten haber veriyor. Adam 1 metreden düğmeye basıp magnetleri iptal edip şeyi demiri gümlenek yere fırlatıyor. Bu alttaki insan için çok tehlikeli. En büyük tehlikesi de ne? Bir tanesi şu, şimdi o demir role demir. Bu arabaların kapıları, kara şeyleri yapılıyor onlarla. Büyük fabrikalara yolluyoruz. O rulo yani kapalı kalması için 4 tane 5 tane demir bantla sabit tutuluyor. Yani düşünün, onlar bir patlasa o açılacak ve oradaki adamın Allah korusun kolunu, bacağını, kafasını en kötü ihtimal canına mal olacak. Ve ben bunları gördüm mü sakin duramıyorum. Çok kızıyorum. Bağırıyorum. Ondan sonra onlar da her seferinde aynı şeyi söylüyor. Ya bir şey olmaz. Şimdiye kadar bir şey olmadı ama olursa diye ne olur. Veya tır dolduruyoruz. Yani bir tıra 4 tane orulardan sığıyor. O zaman 24 tonu doldurmuş oluyorsunuz. Burada mı çıkıyoruz abla? İşte 4 tanesi 23,7 mi ne? 23,5 ton yapıyor. 24 ton da maaşı yük alabiliyor tırlar. Yavaş yapıyorlar. Yani normalde o 4 tane rolayı tıra yüklemesi en fazla yarım saat sürürken bunlar lay lay lom yaparak yarım saate yapıyor. Bu sefer de benim işim aksıyor. Çünkü şoför zamanında dışarı çıkamıyor. Zamanında yeme pauzasını yapamıyor. Ne bileyim uyku yeri uyumak için yer ararken sıkıntı çekiyor. Vesaire vesaire. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir tırın günde minimum 450 kilometre yol yapması lazım benim için. Benim zarara uğramamam için. Yani çalıştığım firmanın zarara uğramaması için. Tabii ki tır ne kadar daha fazla kilometre yaparsa benim için daha iyi. O tırı, o şoförü daha çok kullanabilirim anlamına gelir bu benim için. Yani kullanabilirim derken yanlış anlamayın arkadaşlar. Yani şoför tır yatarsa zarar demektir. Şoför tır yolda olacak ki benim için zarar olmasın. Şuradan bir daha mazot alalım. Yarı depodayız. Ne zaman nerede mazot çıkacağını bilmediğim için. Dediğim gibi şoförün tırın yattığı her gün, her saat, her dakika benim için zarar. Onun için
Tırlar kilometre yapması lazım. Mazot benim için o kadar önemli bir şey değil. Hani firma için çok büyük bir önemi yok. Önemli olan o tırın yerinde durmaması. Şuradan soy yapacağız, değil mi? Evet. Ve çalışması. Şimdi size misal olarak diyeceğim. Bu oyunda da onu gösterebiliyorum. Şimdi şuraya bakıyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Şoförün %43 uykusu gelmiş. Karnı acıkmış. Bunun şu an yarım saatlik molası var. Yarım saat molasından sonra bir de %68'lik uykusu gelmiş. Bu %68'lik uykusu %15'e düşene kadar ben bu şoförü çalıştırmam lazım. Barış noktasına ulaştınız. Anlatabiliyor muyum? Ve bu bana para kazandırır. Yani. Neyse arkadaşlar. Eğer başınızı şişirdiysem kusuruma bakmayın. Bundan sonra hemen evlens gelecek. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Haydi bay bay.